Şöyle kısaca bahsetmek istediğim hepatitler burada yazıyor zaten A, B, C, D, E. Ee, hepatit A'dan başlayalım. Anti-hepatit A ve e, IgM e, enfeksiyon akut döneminin göstergesi bir yıllık pozitif devam edebiliyor. Anti-HAV IgG e, geçirmiş enfeksiyonun göstergesi pozitif yıllarca devam ediyor. Hepatit B'de de HBsAg hepatit B enfeksiyonunun göstergesi surface antijenin olduğunu gösteriyor. HBE-AG, hepatite AG'nin pozitifliği, enfektif hepatit B virüsünün serumda varlığını gösteriyor. Enfeksiyon erken döneminde HBS-AG'den daha sonra pozitifleşiyor. Buradaki enfeksiyoz anlamına geliyor. Anti-HBE, anti-HBC-IGM, yeni geçirmiş enfeksiyonun, pencere döneminde anti-HBS-AG, anti hbs e, negatifken görülebiliyor. E, Anti-HBC akut, kronik, geçirilmişte pozitif olabiliyor. Anti-HBS, HBB'ye karşı bağışıklıkta e, pozitifleşiyor. HBB DNA'yı da, da GD ileride. E, doğalda aşıda farklı değerleri oluyor bu anti-HBS'nin. HBS AG'nin -AG varlığı viryon replikasyon ile eş anlamlı değil. HBS AG klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce serumda saplanabiliyor. Serumda saplandıktan 4 hafta sonra klinik hepatit tablosu ortaya çıkıyor. Belirtiler birlikte anti-HBAG DNA polimeraz ve HBV DNA saptanabilir. HBSAG akutural hepatit B olgularında 2-6 ay içerisinde kayboluyor. Antikor saptanıncaya kadar pencere dönemi oluşuyor kaybolduktan sonra. Bu pencere döneminden sonra anti-HBS antikorları pozitif olarak saptanmaya başlıyor. Akut enfeksiyon geçen kişi 6 aydan daha fazla HBS-AG var, varsa artık hastalığın kronikleşmesi söz konusu. HBS-AG virüse ait ilk saptanan E, HBB ile temastan 6-12 hafta sonra HBS-AG ve HBE-AG ortaya çıkmasıyla primer HBB infeksiyonu serolojik olarak belirlenebiliyor. Virüsle temastan ortalama 10 hafta sonra klinik belirtiler ortaya çıkıyor. Bu dönemde enzim yüksekliği saptanır. Bu enzim yüksekliğine yine sunumun sonunda değineceğim. Anti-HBC-IGM antikorları görülebiliyor hepatit B'de. E, HBS AG'nin ortaya çıkmasından kısa süre sonra HBE AG ortaya çıkıyor. Enfeksiyoz tabloda ortaya çıkan antikor, şey, antijenler bunlar. HBE AG'nin varlığı bulaşıcılık, infektivite ve viral replikasyon ile ilişkili. İyileşen olgularda birkaç hafta içerisinde kayboluyor. Kaybolunca anti e, kaybolunca anti-HBE belirir ve yıllarca pozitif kalır. Bu artık hastalığın iyileştiğinin göstergesi. Akut hepatit B'de HBE, AG ve anti-HBE'nin her ikisinin negatif olduğu pencere dönemi görülebiliyor. HBE, ve anti-HBE aynı anda pozitif olabiliyor. İkisinin negatif olduğu dönemde görülebiliyor. E, ee, HBC de serumda saptamak güç bunu. Anti-HBC IgM akut enfeksiyonda akut enfeksiyonun pencere döneminde saptanıyor. Yani bu anti-HBC'lerin pencere dönemlerini bizim yakalamamız yine güç oluyor. Zaten bunlar biraz enfeksiyonun e, enfeksiyon hastalıklarının ve gastroenterolojinin ayrıntı konuları. E, i̇naktif HBS AG taşıyıcılığı. Burada e, HBS AG pozitif 6 aydan uzun süredir pozitif. E, HB antijen negatif, anti HB pozitif. Eee HBB DNA'da 2000'in altında AST ALT değerleri sürekli olarak normal ve biyopside de eee hepatit özgü bulgular yoksa bu inaktif taşıyıcılık anlamına geliyor. E, bir de kronik enfeksiyon var. Bu kronik enfeksiyonda ise HBV yüzey antijeni 6 aydan fazla serumda saptanıyor. Kronik HBV enfeksiyonu tanısı serumda HBV enfeksiyonu serolojik ve biyolojik göstergeleri ile e, biyokimyasal ve histolojik göstergelerinin birlikte değerlendirilmesi konuluyor. Yani mikroskopide de hepatite ait bulguların olması gerekiyor. E, hbs HBSAG 6 aydan uzun süreli bunda da pozitif. İnaktif taşıyıcılıkla benzer şekilde. HBV AG pozitif hastalarda HBV 20 binden fazla olması gerekiyor. HBAg negatif hastalarda ise 2.000'den 2.000 üniteden mililitrede daha fazla olması gerekiyor. Ee, bu inaktif enfeksiyonda HBAg negatif hastalarda 2.000'in altında görülüyordu HBV DNA. İkisinin arasındaki fark şu maddede daha belirgin. Onun dışında asetalde burada yüksek diğerinde negatif. Biyopside de burada bulgular var. İşte vasküler nekroz, enflamasyon gösterdiği kronik hepatit bulguları olabiliyor. Kronik hepatitte inaktif taşıyıcılıkta farkları bunlar. Ee, burada da böyle bir tablo koydum. Şeyde, hepatit aşısında sadece anti-HBS pozitif, diğerlerinin hepsi negatif. Ee, akut hepatitte HBS antijeni pozitif, ee, antikoru yok. Ee, IgM pozitif, HBE enfektif antijen pozitif, HBV DNA pozitif. Onun dışında işte kronik hepatit, inaktif HBS taşıcılığı, bir de burada latent HBV var. Buna çok değinmedim. Burada da farklarını buradan görebiliyoruz. Diğer hepatitlere geçeceğim kısaca. Hepatit C, anti-HCV tarama testi, bir de HCV RNA'da bu tarama testinde pozitif saptan saptanan vakalara bakılan testler. Anti-HCV 6-12. haftada pozitifleşiyor. Kroniklerinde pozitif, geçirmiş enfeksiyonlarda pozitif akut dönemde tabii 6-12 haftada pozitifleştiği için akut dönemde de negatif saptanıyor. HCV RNA kısa zamanda pozitifleşiyor. Geçirmiş enfeksiyonu negatife dönüyor. Tarama testinde pozitif saptan saptanan vakalara HCV RNA bakılıyor. Enfeksiyon olduğunu gösterir. Akut kronik iyileşmiş olduğunu göstermiyor burası. Bu da tedaviye karar vermede, tedavi sonrası izlemde ve kalıcı biyolojik cevap göstergesi olarak kullanılıyor HCV RNA. Ee, erken dönemde pozitifleşiyor saptanabilir düzeyde antikor geliştirmeyenlerde buralarda yanlış sonuçlar verebiliyor diyor. Hepatit de e, çok aklımıza gelen bir hepatit değil. E, hepatit B'nin üzerine eklenebilen bir hepatit olarak e, biliyoruz biz bunu. İşte koinfeksiyonda e, hepatit B'nin surface antijeni pozitif, HBC-IGM pozitif akut dönemde anti-delta, bu da pozitif. Süperinfeksiyonda HBs ag pozitif, IGM negatif burada IGM üretememişiz, anti delta da pozitif. E, Bunun birkaç versiyon daha var yine e, hepatitlerinin hepatit e, yine bunları da çok ayrıntısına girmedim ben. E, viral hepatitlerde KCFT'yi çok kısaca hatırlatmak istiyorum. E, bu sadece viral hepatitlerde değil, bu bütün hepatitlerde KCFT yüksekleri yükseklikleri AST ALT'den bahsediyor. İşte sirozda 100 civarında, kronik hepatitte Yüzde bin arasında, şu aralıkta oluyor. Alkolik karaciğer hastalığında, otoimmün hepatitte, akut viral hepatitte bin ile on bin sınırında zorluyor. İskemik ve toksik hepatitte de on bin ile beş arasında bu civarlarda seyrediyor. Bu da AST/ALT oranına göre hepatitin sebebini tahmin etmemize sağlayan hatırlatan bir tablo. Burada AST/ALT oranı birden aşağıdaysa Burada akut karaciğer hastalıkları, non-alkolik e, steatohepatit ve hepatit C görülüyor. AST, ALT'den e, daha düşükse. AST daha yüksekse alkolik hepatit, siroz ve infiltratif nedenler. E, 4 kattan daha fazla yüksekse de fulminen karaciğer hastalığı ve son hastalığı akla gelebilir.